Önemli bir randevum var. Diziyle ilgili bir görüşme. Kahvaltı ederiz diye düşünmüştüm. Buzdolabında bir şeyler olacaktı. Kahvaltını yap. Sonra da çıkarken kapıyı arkandan çekmeyi unutma. Olur. Tabii. Boşanma davası açılıp sonuçlanıncaya kadar Tunalar'da kalırım diye düşündüm. Barış'ı da hazırlayıp bugün gideceğim. Aynı evde kalıp daha fazla birbirimizi yıpratmanın gereği yok. Hayır, buna hiç gerek yok. Madem kararlısın, yüzümü görmek istemiyorsun, öyleyse ben giderim. Benim Nihat adında bir oğlum yok. Öyle deme Mustafa. Nihat o kadının dolduruşuna gelmiştir. Annem doğru söylüyor. Eminim ki Nihat sizi bu kadar üzmeyi hiç istemezdi. Selçuk'un baldızının atölyesine iki adam yerleştiriyorum. Malları konfeksiyon kolilerinin içine yerleştirip sevkiyatı öyle yapacağız. Oraya bakmak kimsenin aklına gelmez. Desene evlatlıkları reddetti beni. Ah oğlum, niye böyle yaptın? Anne, beni öyle bir durumda bırakıyorsunuz ki seçim yapmaya zorluyorsunuz. Sen seçimini yaptın oğlum. Umarım böyle daha mutlu olursunuz. Neden seni sevmeme izin vermiyoruz? Bak, bir söz verdim karıma. İyi günde ve kötü günde diyelim. Bu kadar kolay silip atamam. Bu bana yakışmaz. Artık görüşmeyelim. Özür dilerim, geç kaldım ama sebebini öğrenince... Evet. Neymiş geç kalmanın sebebi? Senin ne işin var burada? Saat kaç Tülay? Kaçsa kaç. Hemen git buradan. Sana saat kaç dedim. Kaç. Kaç Tülay. 12. Saat 12. Neredeydin? Bu saate kadar neredeydin ha? Sen karışma yenge. Neredeydin? Neredeydin? Mustafa. Asıl büyük sensin. Onlar için neler yaptığını bir bilseler. Bilmesinler Ziya, bilmesinler. Hayatı öğrensinler. Korka korka, bata çıka, endişe duyarak. Hayat kavgasını öğreteceğim onlara. Yoksa gözüm açık gider. Yumurtanı beğenmedin, yesene güzelim. Canım istemiyor. Ben Çiğdemlere gidiyorum anne. Beni öpmeyecek misin? Çayını tazeleyeyim mi yenge? Otur Tülay, konuşmamız lazım. Eğer konu Murat'sa merak etme. Ben onu hallederim. Bir daha gelmez. Evine dönmelisin Tülay. Ama neden? Görmedin mi yenge, Murat iyice delirdi. Bana nasıl onun yanına git dersin? Bak, seninle açık konuşacağım. Murat delirmiş, evet. Ama bence onu sen delirtmişsin. Ben mi? Ben hiçbir şey yapmadım ona. O kendi kendine huzursuzluk yaratıyor. Neden ihtiyacı olduğunda Murat'a para vermedin Tülay? Çünkü o benim param. Evinizin ve senin ihtiyaçların karşılanırken Murat'ın parası ortak paranız ama senin paran sadece sana ait, öyle mi? Erkek değil mi?
Çalışıp bakacak tabii ki bana. Görevi bu onun. Bütün bu yaptıkların o adam yüzünden mi? Hangi adam? Dün arabasına bindiğin adam. Kimdi o Tülay? Ha, o mu? O şey... Boş ver, öğrenmek istemiyorum. Serra dün gece olanlardan çok etkilendi. Burada kalmaya devam edersen Murat her gece gelir. Serra'nın üzülmesini istemiyorum. Yani bu evde yerim yok mu artık? Senin yerin kocanın yanı Tülay. Ben bakarım abla. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Barış'ı görmek istedim. Tabii izin verirsen. Ayşe, Barış'ı getir. Peki abla. Barış için çocuk bezi getirdim. İstediğin marka. Teşekkür ederim. Barış. Oğlum. Hı? Özledin mi babayı? Hı? Baban seni çok özledi. Ayşe, Barış'ı uyutmak üzereydi Mahir. İzin verirsen. Tabii. Gel canım. İyi misin? İyiyim. Ya sen? Pek sayılmaz. Ben gitsem iyi olur. Barış'ı görmeme izin verdiğin için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bunu senin üzerinde görebilecek miyim bari? Hayır. Ama neden? Çünkü bu benim için... Evet, senin için... Fazla cüretkar. Aman da aman aman. Nasıl da utanırmış benim karım. Ne işe yarayacak bunlar? Oya yeni sezon tasarımlarını hazırlıyorum. Nasıl olmuş? Biraz cüretkar. Akşama ne yemek yapacaksın? Söylemem, sır. Sabretmen gerekiyor. Lütfen ama. Olmaz dedim beyefendi. Aman iyi, tamam. Söylemezsen söyleme. Zaten büyük bir ihtimalle Nihat'ın sevdiği yemeklerle müşerref olacağız. Öyle değil mi hanımefendi? Hayır, daha çok analım. Alo. Büyük hala. Nasılsın? Nereden aklına geldi böyle? Efendim? Ne? Buraya mı? Çok sevindim. Ne zaman? Bugün yarın geliriz işte. Biz mi? Biz. Pınar'la ben. Bizim Pınar canım. Aman Selçuk, ahiret soruları soruyorsun valla. Kızın sınavı var. Onun için geliyoruz. Hadi. Fazla konuşma. Telefon çok yazmasın. Başladın mı? Susmuyorsun bir türlü. Geline selam söyle. Hadi. Yüzün biraz düzelsin. Yola öyle çıkarız. Ağlama bahtsız kızım. Ağlama güzel kızım. Merak etme, her şey yoluna girecek. Gün doğmadan neler doğar. Buyurun.
Teşekkür ederim kızım. Sağ ol. Yeni atölyeyi görünce için bayağı rahatladı. Muhiti de güzel. Günlerce araştırdım baba. Biliyorsun bu iş benim için çok önemli. Yeniden, sıfırdan başlayacağım her şeyi. Tabii kızım, tabii kızım. Karı koca omuz omuza verip daha çok işler yapacaksınız birlikte. Aslında o yanın bana pek ihtiyacı yok baba. O her şeyi tek başına halledebiliyor. Onunla gurur duyuyor. Sağ ol Erkan. Güzel kızım. Yaptıkların beni de çok mutlu ediyor. Ama kendini bu derece mesleğine kaptırma. Torunum doğduğunda tek işin o olmalı biliyorsun. Evet, bir süre belki. Ama daha sonra tekrar işimin başına döneceğim. Torunuma kim bakacak o zaman? Hele bir dünyaya gelsin de bunları o zaman düşünürüz baba. Bir çaresi bulunur elbet. Buyurun. Oya Hanım'a bakmıştım. Buyurun benim. Ne istemiştiniz? Abla biz dikişçi ustasıyız. Benim adım Ahmet. Bu arkadaşın adı da Salih. Hı hı. Selçuk Bey size anlatmışlardı bizi. İşe ihtiyacımız vardı da. Ah evet evet. Gülizciğim ustabaşı atölyede makineler yerleştiriliyor bugün. Arkadaşları ustabaşıyla tanıştır. O geleceklerini biliyordu zaten. Selçuk Bey mi gönderdi sizi? Kendisini tanımayız. Bir abimiz rica etti de. Selçuk Bey de sağ olsun ilgilendi. Bizi buraya gönderdi. Tanımıyor yani sizi. Evet tanımaz. Daha önce nerede çalıştınız? Çok yerde çalıştık amca, çok yerde. Adı yok mu oraların? Aman baba, bu sorulara hiç gerek yok. Arkadaşları Selçuk eniştem göndermiş. Güvenilir insanlar olduklarına eminim. Hadi Gülizciğim, sen arkadaşları götür atölyeye, sonra hemen geri dön. Hayrola baba? Yok bir şey. Yok bir şey. IMKB ne Sıtkı Usta? İstanbul Menkul Kıymetler Borsası. Peki endeks ne oluyor? Para endeksliyorsun ya, işte ondan. Ha. Bak, bir de şurada yatırım fonu yazıyor, o ne oluyor ki? Yatırdığın şeyin fonu. He, anladım. Sen borsacı mı oldun Sıtkı Usta? Size ne ya? İşinize baksanıza. Ne kızıyorsun usta? Merak ettik sadece. Çok bilgili olmuşsun da. Tövbe tövbe. Neredesin? Neredesin be? Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kızım bir sorun mu var? Telefon uzun uzun çaldı. Yok, bir sorun yok. Ben banyodaydım, duymadım. Su çıktı da. Yani eve yeni geldim. Biliyorum. Cavidan Hanım'la telefonda konuştum. Buraya geleceğini söyledi. Bana uğramayınca merak ettim seni. Yengen hep iyi rahatsızlanmış galiba. Ya, evet. Şimdi yemeğin yoktur senin. İstersen aşağı inelim bir şeyler atıştıralım. Teşekkür ederim. Aç değilim. Murat'la karşılaştınız mı? Hayır, karşılaşmadık. Görünce çok sevinecek. Hep iyi özledi seni. Ya, ben de onu özledim. Ben artık eve gideyim bari. Ara sıra aşağı in kızım, bizi merakta bırak. Olur, olur evet. Bekliyorum. Hı hı. İlk parti malı gönderdik. Hı hı. Senin baldız ikinci parti malı yetişir değil mi? Yetişir Turan abi, merak etme. Neyse. Olmazsa yine bu malı yaptırdığın yere veririz işim. Buna gerek kalmaz. Oya atölyesini harekete geçirdi.
Hatta senin tavsiye ettiğin işçileri işe aldı bile. Biliyorum. Peki. O zaman biz kendi işimize bakalım. Azerbaycan yolculuğu kesinleşti Selçuk. Yani? Önümüzdeki hafta gitmen gerekiyor. Ama Turan abi, rica etmiştim sana, bir başkasını gönder demiştim. Kimi göndereyim Selçuk? Senden başka güvenecek kimim var? Haklısın abi ama biraz ertelesek nasıl olur? Şöyle bir hafta 10 gün. Bunu sen mi söylüyorsun? İşimi emanet edecek olduğum adam mı söylüyor? Bu evlilik seni değiştirmeye başladı Selçuk. Peki Turan abi. Önümüzdeki hafta yola çıkarım. Bugün çok dalgınsın. Tabii daha buraya alışamadın. Yok, hiç yabancılık çekmiyorum. Benimle fazlasıyla ilgileniyorsunuz. Teşekkür ederim. Seni sevdim Sanem. Açık sözlüsün, dürüstsün. Arif iyi ki senden söz etmiş. Evet. Çok iyi oldu. Kahvelerimizi içince kalkalım mı? Bu gece Aysular'a yemeğe davetliyiz. Eve gidip hazırlanacağım. Tabii Arifler de gelecek mi? Hayır, sanmıyorum. Niçin sordun? Hiç. Sadece selam söyleyecektim. Peki. Yine de aklımda olsun. Bak canım ne şeker. Sanki kollarını oynatıyor. Bebeğiniz çok sağlıklı. Tam 6 ay 3 haftalık. Çok hareketli görünüyor. Yaramaz olacak. Hala cinsiyetini öğrenip öğrenmemekte kararsız mısınız? Evet. Aslında çok da merak ediyoruz. Değil mi canım? Bebeğimi kucağıma almama az kaldı. Doğuma kadar bekleyebilirim sanıyordum ama galiba dayanamayacağım. O halde beklemeyelim sevgili. Pekala. Hazır mısınız? Yakında güzeller güzeli bir kızınız olacak. Ne? Bir kızımız mı? Hiç söylemedim ama Arif. Bunu hissetmiştim. Tıpkı annesine benzeyecek. Neredeydin bütün gün? Niçin sabahtan gelmedin eve? Sabah geldim ve bütün gün evden çıkmadım Murat. Madem evdeydin, telefonlara niye cevap vermedin? Kimseyle konuşmak istemedim. Hem senin aradığın nereden bileyim? Bak Tülay, son günlerde hiçbir şey umursamıyorsun sanki. Böyle giderse çok şey kaybedeceksin. Üstüne gelmiyorum ama bil ki hiçbir şey unutmadım. Yanılıyorsun. Yani umursamadığım konusunda. Buna sevindim. Sen evde yokken çok düşündüm. Evliliğimizi toparlayabiliriz. Bundan sonra her şey daha iyi olacak. Aç ağzını. Hadi anam. Lütfen. İstemiyorum anne, doydum. Bırak damla, çocuğu zorlama. Sana içeriden meyve getireyim mi Anılcığım? Hayır ana, ben kalkmak istiyorum. Peki. Madem doydun git de oyna Anılcığım. Çekinmene gerek yok. Değil mi Nihat? Hadi bakalım kalk öyleyse. Ama sakın bir şey kırayım deme. Yaşasın. Çocuklar çok fazla sıkıya gelmiyor. Özgürlüklerinin tanınmasını istiyorlar. Haklısınız. Hele yaşınız 30'u geçtiyse. Damla lütfen. Güzel güzel yemek yiyoruz. Şimdi bu konunun sırası hiç değil. Ne dedim ki? Çok üzgün olduğunu biliyorum Nihat. Babam sana haksızlık ediyor. Ama o da öyle alışmış. Ne yapsın? Biraz zaman tanı. Hı? Ne zaman tanıması abla? Babam beni resmen evlatlıktan reddetti. Üstelik niçin? Sadece yuvamı tekrar kurdum diye. Sıtkı abimle Murat'ın yaptıklarına göz yumdu. Beni de boş bir çuval gibi savurdu. Boş bir çuval gibi. Eminim babam kısa bir süre sonra pişman olacak ve seni arayacak Nihat.
asla aramayacak. Niye biliyor musun? Çünkü benim yokluğumu hissetmeyecek. Zaten çocukluğumdan beri bana hiç düşkün değildi. Niye öyle diyorsun Nihat? Babam hepimize eşit sever. O yüzden beni yatılı okula gönderdi. İçimizde en iyi okuyan sendin. İyi bir eğitim almanı istemiştim. Öğretmen çıktığında ne kadar gururlanmıştı, hatırlıyorsun değil mi? Neyse abla, artık önemi yok. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Sizin de canınızı sıktım. Ben bakarım. Kim olabilir acaba? Henüz komşularla tanışacak fırsatım olmadı ama belki de bütün apartman tanışmak için bu geceyi seçmiştir. Büyük hala. Ay çok geldin. Yoruldum evladım. Şunları alıver bir zahmet. Büyük hala, niye bugün geleceğinizi söylemedin? Karşılardım hiç olmazsa. Hoş geldiniz. Merhaba gelin kızım. Gel canım. Ay yaşlanmışım. Yolculuk işte yoruyor artık. Cema Hanım, bakıyorum da bu akşam yüzünden gülümseme eksik olmadı. Bana diyorsun ama senin de benden aşağı kalır yanın yok Mustafa. Kız torun geliyor diye öyle heyecanlandı ki gözün kimseyi görmez artık. Hala inanamıyorum Nermin. Küçük kızımızın bir bebeği olacak. Evet Mustafa, yıllar çabuk geçiyor. Torunumu kucağıma alacağım anı sabırsızlıkla bekliyorum. Anıl'ı çok özledim Mustafa. Ben özlemedim mi sanıyorsun hanım? Ama başımı eğecek diyelim. Nihat beni çiğnedi. Bir anda silip attı. Çok ağırma gitti Nermin. Çok. Kahvaltıyı sen toplarsın değil mi canım? Benim hemen çıkmam lazım. Ne çabuk hazırlandın. Ben de seninle çıkarım diye düşünmüştüm oysa. Niye? Ne işin var? Bir yere mi uğrayacaksın? Hayır. Aslında seninle gelmeyi düşünüyordum. Ne de olsa hamileliğin ilerledi o ya. Korkmana gerek yok canım. Kendimi çok iyi hissediyorum ben. Hem işlerini de biraz öğrenmem gerek. Doğum yaptıktan sonra ne atölyeyle ne de butikle ilgilenemeyeceksin. Baban da böyle düşünüyor biliyorsun. Bunlar şimdi konuşulacak şeyler değil Arif. Zamanı gelince işleri nasıl ayarlayacağımı düşünürüm. Öyle mi? Sen bilirsin. Yine de beni düşündüğün için teşekkür ederim sevgilim. Şimdi çıkmalıyım. Geç bile kaldım. Hoşçakal. Demek eve döndün. Hı hı. Kocan seni özlemiş olmalı. Aman, umurumda bile değil. Yoksa Selim'e mi aşık oldun? Selim çok farklı bir insan. Güçlü, kararlı, ne istediğini bilen biri. Ve senden de çok hoşlanıyor. Umarım dediğin gibidir. Aa, Kerem. Merhaba hanımlar. Madam. Merhaba. Hala kızgın mısın? Kim kimi? Niye kızgın? Bana da anlatın bakalım. Anlatılacak bir şey yok bu kez. Kerem işte ağzına geldiği gibi konuşuyor. Siz beni hala ciddiye almayın Tülay Hanım. Oysa ben bugün size hayatınızın teklifiyle geldim. Neymiş teklifiniz bakalım? Beni affettiğini söyleyene kadar anlatmayacağım. Ben de merak ettim. Söyle hadi. Aman anlatmazsan anlatma. Keyfin bilir. Ay insanı çatlatacaksın Kerem. Hadi söylesene. Büyük bir müzik firması kasetimi okeyledi. Tabii ki klip de çekilecek. Klip için oyuncu arıyorum. Senin adına çok sevindim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Kaç kişi oynayacak? Bir kişi. Sadece güzel bir kadın. Çünkü bütün senaryo onun üzerine kuruldu. İlk tercihim sensin bebek. Eğer ilgilenirsen bu akşam bana gel. Klibin yönetmeniyle buluşacağız. Tülay'cığım, bence bu işi kaçırmamalısın. Ömer, öbür anahtarı ver. Al işte. Sağlam oldu Rısık Usta. Evet. Abi nedense bu araba için çok titizlendi. Sahibi kim? Arkadaşı mı?
Sıtkı abimi bilirsin baba. O her şeye titizlenir. Arabada Hasan Usta'nın müşterilerinden birinin galiba. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Mustafa amca. Merhaba Atilla. Merhaba Murat abi. Abi yüzün gözün batmış. Yani yağ olmuş. Araba tamir ediyoruz herhalde. Ali Bey bunu size gönderdi. Tamam oğlum. Gidebilir miyim? Vaktin varsa bir çayımızı içseydin. Dönsem iyi olur. Patron yani Ali Bey oyalanma dedi. Hı-hı. Hadi selam hoşçakalın. Dedim. Baba sana bir şey sormak istiyorum. Söyle. Galerinin başına ne zaman döneceğim? Abinle borçları ödediğiniz zaman. Abimin borçlarına beni niye karıştırıyorsun baba? Haksızlık mı? Benim borcumu ilgilendirir. O da zaten çok fazla bir şey değildi. Ömer, sana bir parçasını para getir. Tamam usta. Ne? Anlamadım. Hayır. Okancığım, Kerem'in senden borç aldığından hiç haberim yoktu. Keşke bunu bana daha önce bildirseydin. Nasıl? Tabii tabii. En kısa zamanda göndermeye çalışırım. Hiç merak etme. Yalnız bana miktarı tam olarak söyle. Ne? Kaç bin pound dedin? Anladım. Tamam. Ben seni ararım. Hoşça kal. Ne olmuş? Okan Bey niye arıyor? Niye arayacak? Sevgili oğlum Londra'daki en yakın arkadaşıma bir sürü borç takıp gelmiş. Adam şimdi sıkışmış ve parasını istiyor. Olamaz. Kerem böyle bir şey yapmaz. Sen hala onu korumaya çalış. Kim bilir daha neler neler çıkacak. Allah'ım sen bana sabır ver. Bu oğlanla ne yapacağım ben? Ne? Murat'cığım hiç merak etme. Yanında ben olacağım. Dediğim gibi çekim biter bitmez yine birlikte döneriz. Zaten çok uzun sürmeyecek değil mi Buket'cığım? Hı-hı. Tabii canım. Girsene. Sadece tek bir sahne tekrarlanacak. Odama geçelim mi? Pekala. Aslında ben de gelsem. Senin gelmen sette hiç hoş karşılanmaz. Ekip rahatsız olabilir. Eğer bu işi yapacaksan buna alışmak zorundasın Murat'cığım. Hı-hı. Tamam tamam. Cep telefonunu açık tut o zaman arayacağım. Bir şey mi oldu? Benim numaramı da vereyim. Bir bilmiyorum, terslik olursa ama benimkinden ararsın. Sanki ters bir şey varmış gibi. Hadi hoşça kal. Görüşürüz. Dediğim gibi sakın gecikmeyin. Merak etme. Sen çok garipsin. Bilmiyorum. Ama çok yakında öğreneceğim. Murat seni cepten ararsa ne yapacaksın? İdare ederim. Zaten bir saat sonra seni almaya geleceğim. Tamam ama lütfen gecikme. Ben kullanayım mı? Olur. Üç günlük gelin bırakılıp gidilir mi evladım? Nerede görülmüş bu? İş hayatı bu halacığım, ne yapalım? Ne işiymiş bu canım? Sağ ol kızım. Sağ ol canım. Üstelik ta Azerbaycanlara gidecekmiş. İyi ki candan ablam yok değil mi Selçuk abi? Ya hiç kaçırmazdı. Azerbaycan değil, büyük ada. Azerbaycan, Azerbaycan diye düzeltirdin. Bakıyorum ablanı bahane edip sen düzeltiyorsun. Seni uyanık seviyorum. Aman be hala, takılıyoruz işte. Canım alıcım. Hiç bana sırnaşıp konuyu değiştirme. Adı her neyse gül gibi karını bırakıp oralara gidemezsin. Böyle konuşma büyük ada.
Selçuk Oya'nın işlerini de takip edecek. Ne işiymiş bu? Modellerini çizdiğim elbiseler var ya, onları Azerbaycan'a satacak. Aysa abla, bir gün beni de atölyeye götürür müsün? Tabii canım. Aslında üniversite sınavından sonra istersen bize yardım bile edebilirsin. Ne güzel. Bak işimi bile buldum. Öyle zıplayıp hoplama. Önce üniversite sonra iş. Bu akşam annenler geliyor değil mi? Hı hı. Kardeşlerim de gelecek. Keşke bu akşam siz de burada olsaydınız. Candan'a söz verdim. Biliyorsun gitmezsek ömür billah söylenir. Yoksa dünürlerimle beraber olmayı ben de istemez miyim? Olmazsa bir gün hep birlikte biz babamlara gideriz. Değil mi Selçuk? Tabii ama sen şu an sormaya ne gerek var? Tabii gideriz tabii. Girebilir miyim? Tabii. Bak Deniz, seninle bir kez daha konuşmak için buradayım. Lütfen sözümü kesme. Ama... Sözümü kesme dedim. Senden ve Barış'tan ayrı yaşayamam Deniz. Bunu bana yapmaya hakkın yok. Tamam. Bebeği Sıtkı'ya götürme konusunda hatalı olabilirim. Ama bunun karşılığında verdiğin ceza çok büyük. Bunu yapmak benim için kolay mı oldu sanıyorsun? O zaman bana bir şans daha ver. Lütfen Deniz, lütfen. Yanında olmama izin ver. Benden sevgini esirgeme. Hala takıyorsun. Hay Allah. Aksiliğe bak. Önemli değil canım. Yenisini alırsın. Şu cep telefonunu versene. Al ama kısa kes. Tamam tamam. Alo Sinan. Benim Kerem. Geliyorsun değil mi? Yok be oğlum, eğer pot kırmazsan nereden anlayacak? Unutma konuştuğumuz gibi. Sen iyi bir yönetmen oynuyorsun. Abi anlamaz dedim ya. Ha işte geliyor. Yarım saat sonra burada ol. Çabuk ol ha. Bir şey değil. Hoş geldin. Bir an ünlü olamayacaksın diye çok korktum. Bu da ne demek? Yani gelmeyeceğini düşündüm. Kendini fazla abartıyorsun. Yönetmen arkadaşın nerede, gelmedi mi? Hiç gelmez olur mu? Az önce aradı. Biraz geçecekmiş. Ben fazla kalamam. Buket bir saat sonra uğrayıp beni alacak. Fena. Biraz da o bize takılır. Bak Kerem. Ben buraya ciddi ciddi iş konuşmak için geldim. Ama sen dalgasında gibisin. Eğer böyle konuşmaya devam edersen ben gidiyorum. Tamam, tamam. Lütfen gitme. Senden çok hoşlandığımı hiçbir zaman saklamadım. Bu doğru. Ama eğer ikimiz de birbirimize anlayışlı davranırsak çok iyi işler çıkarabiliriz. Anlaştık mı? Bu senin hareketlerini kontrol etmene bağlı. O zaman okey. Aman anne, yaz geldi, sen hala elindekileri bırakmadın gitti. Öyle diyorsun ama daha önce yaptıklarım maviydi. Ne bileyim torunumun kız olacağını. Şimdi de pembelerini yapıyorum. Ay anne, şimdiki zamanda pembesi mavisi mi kaldı Allah aşkına?
Alo. 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 Kapattı. Sesimden hoşlanmadı herhalde. Bu fotoğrafı 1 yaşındayken çektirmiştik. Şu kucağında oturduğu, şimdi ona bakan yeğenim. Sağ olsun, elinden geleni yapıyor. Keşke Barış'ın da bende bir fotoğrafı olsaydı. Üzülme. Nasıl olsa yüzlerinin resimleri aklımızdan hiç çıkmıyor. Doğduğunu çok geç öğrendim. Bilseydim bırakır mıydım hiç? Ben babasıyım. Barış'a bakmak bana düşer. Üzme kendini. Belki ileride yanına alırsın. Ben birkaç yıl sonra yanıma alacağım. Bütün gece böyle somurtacak mıyız? Hadi gel. Bekleyeceğini biliyordum. Otur biraz. Konuşmak istiyorum. Baba çok yorgunum. Yarına ne dersin? Sana otur dedim. Evet, seni dinliyorum baba. Bu gece seni Tülay'la gördüm. Biliyorum. Ben de seni gördüm. Ne zamandır görüşüyorsunuz? Arada bir geliyor işte. Bana pek öyle gelmedi. Fazla samimiydiniz. Bak Kerem. Biliyorsun ki kayınpederi benim en yakın dostum. Baba ne ilgisi var? O benim sadece arkadaşım. Gelme diyemem ya. Sen beni aptal mı sanıyorsun? İkinizin ne halde olduğunu gördüm diyorum sana. O ehli bir kadın. Baba fazla abartıyorsun. Hem bence bunları Murat düşünsün, biz değil. Ne diyorsun Kerem? Utanmıyor musun sen ha? Nasıl böyle pervasız olabiliyorsun? Sende hiç ar namus yok mu? Boş versene baba. Yalnız ben değilim ki. Daha önce de başka adamlarla geldin. Hangi başka adamlarla? Tanımıyorum ki. Boş ver baba. O kadın için sinirlenmeye değmez. Neyse, ben yatıyorum artık. Senin de işin bitmedi. Bugün İngiltere'den Okan aradı. Beni rezil etti. Oya, kahvaltıda bile çalışıyorsun. Selçuk eniştemin ikinci parti işini yetiştirmem lazım. Sipariş vereceğim kumaşların dökümünü yapıyorum. Akşam yemekte onlarda toplanıyoruz değil mi? Hı hı. Biliyor musun? Nihat abim de geçen akşam onlardaymış. Peki babanın haberi var mı? Bildiğini sanmıyorum. Ama biz de dikkatli olalım. Ağzımızdan kaçırmayalım. Yoksa üzülür. Haklısın. Sana da çay getireyim mi? Hayır, teşekkür ederim. Oya sen bakıver. Alo. 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 Cevap versene. Kimmiş? Bilmiyorum. Konuşmadı. Sadece sesimi dinledi ve kapattı. Şu arkadaşın Sanem Hanım işe başladı mı? Başlamış. Nasıl? Memnun muymuş? Bilmem. Memnundur herhalde. Neyse. Sen elinden geleni yaptın. Gerisi ona kalmış. Hoşça kal. Ben gidiyorum. Akşama gecikmem. Kırmızı kısacık bir etek giymişti. Saçlarında böyle bir savuruyordu ki Lütfü Usta. Görecektin. Vallahi eğer Naciye diyorsa ben karışmam, ona göre. Duysun, o bana bir şey demez. Ömer, bir gün birlikte takılalım o zaman. Tabii. Kolay gelsin. Oo Ziya Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hangi rüzgar attı sizi böyle?
Hoş bulduk çocuklar. Nasılsınız? Sağ olsun. Çalışıyoruz işte. Size de kolay gelsin çocuklar. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sen nasılsın Murat? İyiyim. Gelin kızımız nasıl? İyi. Gayet iyi. Evlilik nasıl gidiyor? Her şey yolunda. Niye sordunuz? Soramaz mıyım? Ben de senin bir baban sayılırım. Elbette Ziya amca. Oo Ziya. Bu ne güzel ziyaret. Hoş geldin. Geçerken uğramıştım. Bir kahvenizi içeyim. İyi yaptın. Biraz yorgun görünüyorsun. Yok bir şey. İyi. Hadi buraya geçelim. Bu havada içeri sokma beni. Dışarıda. Olur tabii. Ömer bize iki kahve söyle. Ömer usta. Alo. Selim. Yengemde değilim, eve döndüm. Ne yapabilirdim ki, sen de yoktun. Gidecek yerim yoktu. Mecburen buraya geldim. Telefonun hep kapalıydı. Emin misin? Olur. Tabii peki. Görüşürüz. Alo. Murat sen misin? İyiyim. Yemeğe gideceğimizi unutmadım. Sen gelinceye kadar hazırlanırım. Güle güle. Aysu ablamın söylediklerini düşünüyordum da. Babama biraz sert mi davrandım acaba? Hayır Nihat, sen en doğrusunu yaptın. Bizim de bir oğlumuz var. Ama biz onu seçim yapmak zorunda bırakmayacağız. Belki de anılı almakta acele ettik. Keşke babamla her şeyi dertleşebilseydik. Suçlu olan biz değiliz. Bu akşam hepsi bir arada yemekteler. Ama biz yokuz. Efendim, sizin için yaptığım bu portakallı ördekten de mutlaka tatmalısınız. Özellikle Oya. Onun vitamine ihtiyacı var. Bence de. Ya, bebek beklediğimiz bir çift daha var aslında. Doğru. Doğru da sadece onlar mı? Abla kaçmak yok. Sıra size de gelecek. Bilmem ki. Aslında istiyorum. Ay sucuğum. Dur bakalım. Daha yaşamın tadını birlikte çıkaracağız. E durun bakalım. Günün birinde o da olur elbet. Tülay, sırayı bozmazsınız değil mi? Bizim çocuğumuz olmayacak. Çünkü biz boşanıyoruz. Tülay. Nasıl olur? Baba bir şey söylesene. Tülay ne diyorsun sen? Evet doğru duydun. Ben boşanmak istiyorum. Murat tek başına karar alamayacağı için hepiniz bir aradayken söylemek istedim. Madem kararını vermişsin. O halde git kızım. Thank you.